Bakalım şimdi bizdeki duruma bakalım. Kişisel verilerin çalınması olayı. Bir sızıntı oldu. Salgın zamanında dedi Ulaştırma Bakanı. Sonra Ulaştırma Bakanı yok öyle bir şey dedim demedim filan karıştı. Tam da bir yalanlama da olmadı. Belli ki öyle bir şey de olmuş. Ama sonra dedi ki ya bu güncel bir şey değil. Şimdi bunu şeyde tutup durmayın. Gündemde kişisel veri dediğiniz şeyin güncelliği mi var? Anne baba adınız mı değişiyor? Başka şeyler mi değişiyor? Ne değişiyor? Bizim böyle bütün bu tehlikelere karşı yani o kadar rahat ve savunmasız ki çünkü bütün verilerimiz zaten sere serpe ortalıktaymış. Hani koruyacak bir hükümetiniz var mı diyorum ya, konuşup duruyorlar. E işte buyurun. Bir de bir belge var. Efendim bakın. Bu belge doğru mu diye soruyoruz. Çünkü bu iddia ortaya atıldı. Yalanlama da yok. Efendim hükümet talebi diye bir mesaj gönderiliyor. Nereye? Dear Google Team. Sevgili Google çalışanları. Nasılsınız? Bizi sorarsanız başımız belada. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya bunu çıkın yalanlayın Allah aşkına ya. Bu ayrı bir skandal ya. Bu belge doğru mu? Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını, dünya genelinde siber güvenlik noktasında ilk 10 ülke arasında olduğumuzu söyleyebilirim. 85 milyonun kişisel verileri çalınmış, çarşaf çarşaf satılıyor. Bu milletin kişisel verilerini koruyamıyorsunuz. Neyi korursunuz siz Allah aşkına? Koltuklarınızı mı koruyorsunuz sadece? Bütün vatandaşlarımız net olarak güvende olabilirler. Asla böyle bir sızıntı güncel olarak söz konusu değil. İsrail'in çağrı cihazları üzerinden Hizbullah militanlarına yönelik saldırısını değerlendiren, Türkiye'de siber güvenlik üst seviyede diyen Ulaştırma Bakanı'na kişisel verilerin çalınmasını hatırlattı muhalefet. Bakan güncel sızıntı yok açıklaması yaptı ama Free Web Turkey sitesi Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun Google'a gönderdiği kişisel verilerin yer aldığı içeriklerin çıkartılmasına ilişkin resmi yazıyı yayınladı. Google'dan yardım istiyorsunuz. Her şeyi yalanlayarak bir yere varamazsınız. Aslında bir tane gerçek var, iki koyunu güdemiyorsunuz ve vatandaşın verilerini dahi muhafaza edemiyorsunuz. Ne kadar veri çalındı ya da kimler çaldı, hangi bilgileri içeriyor? Geçmişte olup da konuşulmuş, kendi içinde tartışılmış bir konuyu yıllar sonra gündeme getirip de sanki güncel bir konuymuş gibi sunulması asla doğru değil. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu kişisel verilerin pandemi döneminde sağlık sisteminden çalındığını açıklamıştı. Kimler, kaç kişinin hangi verilerini çaldığı açıklama yapmadı. Pandemi döneminde bazı bilgilerin sızdığıyla ilgili o günün Türkiye'si tartıştı ve kendi mecrasında da kapandı şeklinde. Tam olarak söylediğim budur. Asla böyle bir sızıntı güncel olarak söz konusu değil. Önce maalesef çalındı dedi. Sonra yok öyle bir şey dedi. İlgili ve sorumlu bakan tam bir Kuzey Kore modeli. Durmayın üstünde diyor. Kapatın bu konuyu. Ulaştırma Bakanı geçmişte yaşandı kapandı dedi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun Google'dan kişisel verilerin sızmasıyla ilgili yardım istediği iddiasını yalanlamıştı. Ancak Free Web Turkey sitesinden Ali Safa Korkut Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun Google'a gönderdiği resmi yazı yayınladı. Kişisel verilerin yer aldığı dosyaların kaldırılması talep ediliyor o yazıda. Bu gelişmeler ışığında içeriğin sisteminizden derhal kaldırılmasını acilen talep ediyoruz. Bu konuya hemen dikkat etmeniz etkilenen kullanıcıların bütünlüğünün ve güvenliğinin korunması açısından çok önemlidir. Bu acil konuda işbirliğiniz ve yardımınız için teşekkür ederiz. Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklamaları, dünü saklama açıklamaları bugün neleri sakladığına adeta bir işaret. Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan Google'a gönderilen resmi yazı 29 Temmuz 2024 tarihli. İktidar cephesinden bir açıklama yok. Muhalefetse sadece pandemi döneminde değil, sonrasında da milyonlarca kişinin kişisel verilerinin çalındığı konusunda ısrarcı. Evet, sözde bu tür konularda güvenlikte sözde ilk 10 ülke arasındaymışız ama peki bizim kişisel veriler nasıl patlatılmış? Nasıl olmuş? O günün Türkiye'sinde kendi mecrasında tartışılmış ve kapanmış. Ne demekse bu. O günün Türkiye'si. O günün Türkiye'si hangi Türkiye? Siz yönetmiyor muydunuz o Türkiye'yi? Kendi mecrasında tartışılmış ne demek? Veriler bizim verilerimiz. Sonra da kapanmış. Allah Allah. Sonra da Dear Google Team, sevgili Google çalışanları, bize yardım edin. Devam edeceğiz buna, devam edeceğiz. Peki. Bırakın size sahip çıkmayı, dünyadaki yeni tehlikeler karşısında diyorum 10 keçiyi verseniz sahip çıkamazlar. Bundan haberiniz olsun.